Binali Bey neden acaba toplanmamızı istedi Simge ya? Ay ne bileyim ayol. Ay dün akşam yemeğe gittiğinizde belki sana söylemiştir diye soruyorum. Saçmalama Merve. Kesin benim tahmin ettiğim gibi abicim. Neymiş tahminin? Adam baktı işleri iyi gitmiyor. Şirketi kapatmaya karar verdi. Daha fazla gayret etmeliydik. Elin adam bakar mı gözümüzün yaşına? Selman, Binali Bey nerede? Evet, nerede? Söylesene ya, çatlatma adamı. Binali ağam. Ben tahmin etmiştim zaten çok kötü bir şey olduğunu. Durun canım, sakin olun. Selman gel otur şöyle. Ağlama da söyle ne oldu. Gel anlat. Gitti. Gitti. Gitti mi? Nereye gitti? Bilmiyorum. Bana bile söylemedi. Sanırım yurt dışına gitti. Çok önemli işleri varmış. Eper topar gitti. Peki ne zaman dönecekmiş? Belli olmaz dedim. Bir sıkır bile çıkartamadım. Niye gitti be ağam? Buyurun işte. Dediğim çıktı. Adam bizi böyle orta yerde bırakıp gitti. Ya Volkan Bey. Ağamın ettiğini bilmeden etmeden niye konuşuyorsun ki? Şirket kapanmayacak merak etme. İyi ama nasıl? Hiçbirimizin yasal olarak bu şirket üzerinde bir etkisi yok ki. Of ya. Kaç kere benim şu genel müdürlük işini yasallaştıralım demiştim bir de. Merak etmeyin. Avukatına gerekli talimatı vermiş. Birazdan gelecekmiş. Ben buralarda bir başıma ne yapacağım? Sabahsız oldu bu gidiş. Yalnız değilsin merak etme. Belki de gizli saklı işleri vardır. Kaçmak zorunda kalmıştır. Tövbe tövbe. O nasıl söz Merve bacım? Ne diye böyle apar topar gitti o zaman? Merve ayıp oluyor ama. İyi tamam tamam. Yetkilerini kime bıraktı acaba? Niye merak ediyorsun anlayamadım Hakan. Buradayken beni genel müdür seçtiğine göre şirketin tüm yetkilerini tabii ki bana bırakmıştır. Hiç sanmam. Bir kere Volkan'ın ne kadar çalışkan, akıllı, yönetici ruhlu olduğunu biliyor. Kesin şirketin yönetimini sana bırakmıştır koca. Kesinlikle. Hoş gelmişsiniz avukat bey. Hoş bulduk. Böyle buyurun. Buyurmaz mısınız? Özür dilerim. Fazla kalamayacağım. Bir davam vardı. Mahkemeye yetişmem gerekiyor. Hakan Bey. Bu tarafta. Buyurun benim. Binali Bey bu zarfı size vermemi istedi. Bir müşkülünüz olursa bana ulaşırsınız. İyi günler, izninizle. Teşekkürler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Böyle buyurun ben size kapıyı açayım. Selametle. Hadi açsana şu zarfı. Hadi sene canım aç şunu. Anmadan azlandın yani. Tamam tamam açıyorum. Evet. Bir mektup. Bize yazılmış. Ay ne yazıyor? Sevgili çocuklar. Siz bu mektubu okurken bir aksilik olmazsa ben çok uzaklara gitmiş olacağım. Bu ani gidişimin nedeni tamamen kişisel meseleler yüzünden. Ne zaman döneceğim şimdilik belli değil. Sizleri çok sevdiğim ve şirketi kapatmaya gönlüm el vermediği için içinizden birine vekalet bıraktım. Böylece o benim yerime yetkili olacak. Bırak bu safsataları da şirketin yetkisini kime bırakmış onu söyle. Sabırlı ol okuyorum. Aslında değişen fazla bir şey olmayacak. İşleri yine Hakan çekip çevirecek. Ona bu konuda güveniyorum. Ancak benim yerime yetkili birisi olması gerek. Tabii bu da içinizden en güvendiğim kişi olmalı diye düşündüm. Alınmaca gücenmece yok. Tabii ki ben. Hayır. Bana mı bırakmış yetkileri? Ah kocacığım benim, patron kocacığım. Sen de değilsin Volkan. Ne yani? Merve mi yoksa? Eğer öyleyse şap diye düşer bayılırım burada. Nedenmiş hanımefendi? Binali Bey bendeki yöneticilik potansiyelini keşfetti diye niye kıskanıyorsun ki fesat? Hayır, Merve de değil. Üf, aman çatlatma adamı. Hadi kimmiş söylesene. Hayırdır ağam? Yetkileri Selman'a bırakmış. Ne? Aa,
kalbim başladı yine öyle pır 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 pır. Dur. Ağam sen dur. Yiğit. Abo. Yiğit be. Vallahi aşk olsun ağama. İçimdeki patronun bir gün çıkaracağını biliyordum zaten. Biliyorsun mu? Kaleden indirdiler, trene bindirdiler. Kaleden indirdiler, trene bindirdiler. O benim nasıl yarim? Embo, 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 embo. Askere gönderdiler. İndirdiler, trene bindirdiler. Kaleden indirdiler, trene bindirdiler. Yavakan. Buyurun Selman Bey. Albümün çıkış parçası olarak bunu mu söylesem diyorum? Bak Selman. Bakın Selman Bey. Henüz bu işler için hazır olduğunuzu düşünmüyorum. Hem müzik piyasası da iyi durumda değil. Bu işe bu kadar yatırım yapmak doğru değil bence. Nedenmiş? Ben kendime güveniyorum. İnşaatçılıktan daha fazla kâr edeceğiz bu işten. Şöyle güzel de bir klip çektik miydi? Ya hem bu müessesenin idarecisi ben değil miyim? Peki o kadar parayı bu işe mi bağlayacaksınız? Bakacağız artık. Amanın. İstediğiniz bilgileri hazırladık. Besteler, düzenlemeler, müzisyenler, stüdyolar ve diğer masraflar hepsi orada. Oha! Oha yine oha! Maliyetleri de burada. Çüş! Ya bunlar da ne böyle ya? Titanic mi çekiyoruz? Arkadaşlar, sanırım boşuna bu kadar uğraştınız. Nedenmiş? Selman Bey istedikten sonra... Teşekkürler ediyorum canım. Binali Bey'in mektubuna bir dipnot düşmüş. Okumak istiyorum. Buyur abla. Selman kaset yapmakta ısrar eden ya da benzeri bir aptallıkta tutturursa... Hakan tarafından benim yaptığım gibi kendisinin engellenmesi sağlanacaktır. Binali Yıldırım imza. Yemin ediyorum pes Binali ablam. Kendi paramla kendi mevkiimde düştüğüm duruma bak ya. Böyle yapıyordu değil mi Binali Bey? Hakan abi çok ayıp oluyor ha. Buna inanamıyorum ya. Ne yani? Şimdi bizi bu köylü mü yönetecek? Ne yapalım? İşsiz kalmadı ki ona dua edelim. Yani. Hı. Hakan, buna seyirci kalmayacağız öyle değil mi? Şimdilik yapacak bir şey yok. İdare edeceğiz. Of, Allah'ın kurusu ne olacak? Beni tanımadınız mı? Benim yahu. Selman Bey, çok tarz olmuşsunuz. Yavuk, ne olacak? Hani kırıldı? Sizin de içinizde ne cevherler varmış Selman Bey. Ay çok yakışıklı olmuşsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Çok yakışıklı, karizmatik, sempatik, spormatik ve otomatiksiniz Selman Bey. Merve. Ne yapayım canım, bu sefer de meydanı simgeye bırakamayacaktım artık. Gözlükleri de yeni aldım.